Herkese merhabalar arkadaşlar. Sulu güzellik sırlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam 3 günde 5 kilo vermenizi sağlayacak harika, çok lezzetli bir tarifim var. Bu tarifimle birlikte arkadaşlar hem bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz, hem bağırsaklarınızın çalışmasını hızlandıracak, hem de içerisinde çok yüksek miktarda C vitamini ve asit içerdiği için yağlarınızın paramparça olmasını sağlayacak muhteşem bir şekilde yağ yakıcı tarifimizin şöyle temel bileşeni gördüğünüz gibi yeşil olan tomatillolar. Tomatillo Türkiye'de eş benzeri olarak yeşil domates de kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen bu tarifimizin başlangıcına geçmek istiyorum. Öncelikle burada bir tane soğan çok büyük gelecek. Bunun yarısından ben hazırlayacağım. Şöyle ince ince keseceğiz. Tomatillolar arkadaşlar çok yüksek miktarda lif içeriyor. Bu da diyet programlarında kesinlikle hem metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olacak, hem de eğer ki şişkinlik problemleriniz varsa bunu gidermede çok büyük bir kolaylık sağlayacak. O yüzden bu tarifi sizlerle 3 günlük küller şeklinde uygulayın. Soğanlarımı ince ince doğradım. Öncelikle bunu hazırlayacağınız tavanızın altına yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde. Tüm tavanını kaplayacak şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi benim soğanım büyük olduğu için ben yarım soğanıyla bunu hazırlıyorum. Sizler de bu şekilde şöyle bütün tabanını kaplayacak kadar soğan yerleştirelim. Arkadaşlar tomatillolarımıza geçeceğiz. Ben bunu kendi bahçemden yetiştirdim. Tohumunu tomatillo tohumu olarak aldım ama tam tomatillo tohumu değil, birazcık melezmiş. Yeşil domates de siz bulamazsanız yeşil domatesi de burada kullanabilirsiniz. Yeşil domatesler ya da tomatillolar pek bizim yaygın olarak kullandığımız malzemeler değil. Ama aslında bunun faydalarını bildikten sonra ve gerçekten bu kadar lezzetli olduğunu gördükten sonra normal bizim kullandığımız kırmızı domates kadar sizler de evinizden eksik etmeyeceksiniz. Bunu yediğinizde saç dökülmesini durdurma gibi çok güzel bir etkisi var. Eğer ki göz kusurlarınız varsa gözde de çok güzel iyileşme sağlıyor. Çünkü içerisinde yüksek miktarda A vitamini var. Ben hemen şöyle şunu kesiyorum. Aslında baktığınızda ilk olarak Aztek medeniyetlerinde kullanılmış. Daha sonra Meksikalılar tarafından günümüzde hala daha kullanılmaya devam eden tomatilloları sizlerle mutfaklarınızda kullanırken çok güzel bir şekilde hem kilo vereceksiniz hem de sağlığınıza sağlık katacaksınız. Şöyle ben miniklerden de birkaç tane içerisine ilave edeceğim. Burada çok yüksek miktarda asit içeriyor. Bu asitler de yağlarınızın parçalanmasını destekleyecek. Hem de çok yüksek bir antioksidan. Şöyle arkadaşlar bunları soğanlarımızın üzerine şu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle birkaç tane daha ben içerisine ilave edeceğim. Dediğim gibi burada sert olması önemli. Sert olanları normal çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Fakat bu şekilde karıştırdığınızda bu karışım yağlarınızın yanmasını kolaylaştıracak bir formül haline geliyor. Karşınızda Meksika mutfağının olmazsa olmazı biberler. Ben burada habanero kullanıyorum ama isteyen varsa jalapeno da kullanabilir. Kesinlikle burada acı olmazsa olmaz. Şöyle arkadaşlar bu biberleri de ister dörde bölün, ister yarım, ister bütün olarak içerisine atın. Ben şöyle birazcık acısını vermesini istediğim için parçalayarak içerisine atacağım. Ve burada bunu tohumlarıyla kullanabilirsiniz. Şöyle çok güzel kalp kalp içinde hoş bir görüntü de sağlıyor. Burada metabolizmanızı hızlandıran bir diğer besinimiz var. Burada sarımsaktan yararlanıyoruz. Şöyle sarımsakları da çok ince olmayacak şekilde kesebilirsiniz. Zaten pişeceği için ne koku ortaya verecektir ne de herhangi bir irrite edici tadı olacak. Bunları da belki bu birazcık daha iriymiş. Küçük parçalara ayrılabilir.
şu şekilde üzerlerine yerleştiriyoruz. Tarifimizin olmazsa olmazı limon olacak. Burada iki tarz limonlar yerleniyoruz. Bir hepimizin evinde kullandığı normal sarı limon. Diğeri de arkadaşlar lime'dan yararlanacağız. İkisini de burada kullanacağız. Zaten Meksika mutfağı deyince hepimizin aklına lime geliyor. Özellikle arkadaşlar şu sarı limonun dışı bizim için önemli. Dış kabuklarını biliyorsunuz ki çok yoğun. İçerisinde yüksek miktarda C vitamini ve asitler var. O yüzden bir limon rendesiyle direkt tavada hazırlamış olduğumuz arkadaşlar karışımın üzerine rendeliyoruz. Bu olarak da arkadaşlar şöyle birkaç baharat ilavemiz var. Burada Himalaya tuzundan şöyle çok değil 2 tane içerisine atacağım. Bu kadar yeterli olacaktır. Ve bu tarif için olmazsa olmaz metabolizmanızı cayır cayır yakacak tane karabiber. Yine aynı şekilde 3-4 tane karabiberimizi de içerisine ilave ediyoruz. Arkadaşlar tabii ki de olmazsa olmaz zeytinyağı kullanacağız. Burada çok az bir miktar kullanmanız yeterli olacaktır. Şöyle üzerine sadece incecik gezdirelim. Farklı bir pişirme tekniği kullanacağız. Birazcık buharda pişmiş efekti vereceğiz. Öncelikle yapmanız gereken yağlı kağıdı ikiye katlıyoruz. Daha sonrasında şöyle üçgenler oluşturarak katlamaya devam ediyoruz. Şöyle üçgenin tam uç yerinden bir kesik oluşturuyoruz. Ve bunu şu şekilde ortalayarak güzelce kağıdımızı tavamızın üzerine yerleştiriyoruz. Arkadaşlar şöyle bir kapakla güzelce vakumlayacak şekilde kapatıyorum. Ve bunu artık pişirmeye geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domatesler iyicenin suyunu saldı. Bu şekilde suyunu saldığı zaman içerisine siyah pirinç ilave ediyoruz. Şöyle bir kaşık olacak kadar hemen üzerine siyah pirincimi serpiyorum. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar şöyle güzelce benim yemeğim pişti. Şimdi hemen bunu sunum tabağına alacağım. Güzelce servis tabağına aldım. Şimdi üzerine çok az daha limon rendesi ilave ediyorum. Şöyle hızlı bir şekilde. Limon buna gerçekten çok güzel yakışıyor. Asit arkadaşlar daha da tatlandıracak. Şu şekilde limonlarımı rendeledikten sonra metabolizmamızı hızlandıracak içerisinde sürpriz ilavelerimiz var. Bunlardan birincisi kimyon. Şöyle toz kimyondan yarım kaşık kadar üzerine serpiyoruz. Ve arkadaşlar toz kimyonumuzu attıktan sonra şimdi metabolizmamızı gerçekten çok güzel etkileri olan karabiberden çok az daha ilave edeceğim. Karabiber ile domates arkadaşlar karıştığı zaman gerçekten yağ metabolizmasına çok güzel etkileri oluyor. Şöyle karabiberimizi de ilave edelim. Şimdi bu yemeğimizin son elementi tabii ki de lime olacak. Şöyle arkadaşlar ince bir lime'den keselim. Ben bunu böyle taze taze üzerine sıkıp yemeyi çok seviyorum. Gerçekten çok yakışıyor. Zaten bir Meksika mutfağında da olmazsa olmaz son dokunuş. Hemen onu da şöyle yanlarına servis edeceğiniz zaman ilave edebilirsiniz. Yerken üzerine güzelce gezdirirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim bugünkü tarifim bu kadardı. Sizler de hızlı ve gerçekten doya doya kilo vermek istiyorsanız metabolizmanızı hızlandırıp yağlarınızın yakımını kolaylaştıracak bu tarifi tam zamanında yeşil domatesler varken mutlaka deneyin. Bu tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı, aşağıya yorum olarak yorumlarınızı yazmayı ve Instagram üzerinden beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hepinize afiyet olsun.